Arkadaşlar merhaba, 22 Haziran Cumartesi Belmont Park'tayız. 7-9 koşulluk bir program var. Birinci koşu, birinci altından yani ilk ay 20-34'te bir satış koşuluyla başlıyor. 3 kare İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte koşu. 16 binlik bir satış koşusu. 7 biraz zor bir koşu. 7 numaralı Amjas'la başlayacağız. Son startını 5 boy farkla maiden satış koşusunu 1600 kumda 1.37-35'te kazanmış bir isim. 3 numaralı bir Cause the Night Manuel Franco ile start alacak. 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 1 numaralı October Bliss. O da 3 grup koşulardan geliyor. Jelani Duzzi ile start alacak. 8 numaralı Watch Hill. Kendrick Carmouche ile start alıyor. Favori olduğu son startın maiden koşulu. 1600 kumda 1.38-56 ile yaklaşık 4 boy farkla kazanmış bir isim. 4 numaralı Creation of Adam. Önceki starttaki maiden koşu. O da 1670 kumda favori oldu. 1.37-36 ile kazanmış. Bir kez müsaitse 2 numaralı Papi On Ice son startında boyun farkıyla bir ikinciliği var. Romero Marak'la start alıyor bugün. İkinci koşu Çıkar İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şartlı koşu. Koşu 65 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 7 numaralı Principe di Oro ile başlayacağız. Medaglia di Oro yavrusu. Önceki startında favori olduğu koşuyu satış kursuna 1600 kumda 1.35-59'da kazanmış falan oldu. Önceki startı. 3 numaralı Stormy Chrome son startında bir baş farkıyla ikinciliği var. Trevor McCarthy ile start alıyor. 1800 kumda bu ikinciliği son starttaki. 1 numaralı Certified Lover Boy Kendrick Carmouche ile start alıyor. Favori olduğu son startında ikinciliği var 1700 kumda. Bir de 2 numaralı Gun Maestro son startındaki satış kursunu ondan önceki İki tane satış kursunun hepsinin 2 boy, 6 boydan fazla ve yaklaşık 10 boy farklarla 1600 kumda kazanmış 1.38, 1.37-74, 1.37-03, 1.35-73 dereceleri. Üçüncü koşu bir maiden koşu 1200 şimdi 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 75 bin dolarlık 3 gruba yakın bir koşu. Burada da kariyerin ilk startında 1200 metre çim pistte 75 binlik bir maiden koşuda ikinci olan Daybright Delights, Dylan Davis ile maiden'dan çıkmaya en yakın isim bana göre. Dördüncü koşu ikinci altı yani ilk aya 22.08'de start alıyor. Dört yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 kumda satış koşusu. Koşu 25 binlik bir satış koşusu 55 bin dolar toplam ikramiyesi var. Son iki startında 40 bin ve 50 binlik satış koşullarında 1200-1300 kumda ikincilikleri olan 1 numaralı She's a Little Edgy ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 5 numaralı Time Out son startını burun farkıyla da olsa 1200 kumda 1.10.45 ile kazanmış. Bir de 4 numaralı Fontana Fredda Omar Hernandez Moreno ile start alacak. Son 3 startında boyun 2.5 ve 1 boydan az farklarla ikincilikleri var. 1200 ve 1600 metre kumpisteki son 3 startında. Beşinci koşu bir satış koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 5 binlik satış koşusu 37 bin dolar toplu ikramiyesi var. 3 numaralı Messi de Magician. 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Manuel Franco ile start alacak bugün. 2 numaralı Benge son startını 5 boy farklı favori olduğu maiden satış koşusunu 1300 kumda 1.17.20 ile kazanmış. 6 numaralı Pascal Moon, Luis Rivera Junior ile start alacak. Son startın bir ikinciliği var. 25 bin satış kursunda 1300 kumda ve 1 numaralı Only Chance, Jenny Luz ile 3 grup kurslardan bu koşuya gelen bir isim. 6. koşu bir şartlı koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1200 şimdi start alacak. Koşu 80 bin dolarlık bir şartlı koşu. 15 numaralı Big Prankster ile ekibi olan 1 numaralı Instamatik'le başlayacağız. Son startı 70 binlik maiden koşuyu favori oldu. 1 boy farklı 1200 içinde 1.08.63'te kazanmış bir isim. 4 numaralı Yorman Alex o da kariyerin ilk startı maiden koşuyu 1200 içinde 1.07.70'te kazanmış. Lanet Cruz ile start alıyor bugün. 3 numaralı Hey Mac It's Jack Flavien Pryor ile start alacak. O da son startını yarım boy farklı 30 binlik satış koşusunu 1200 içinde 1.08.17 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 12 numaralı Jimmy DeTooth, John Velasquez'ler üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Önceki iki startında listed koşularda iki tane dördüncülüğü var. Ondan önce bir maiden koşuyu 1100 şimdi 1.14'te kazanmış bir isim. 13 ve 14 koşu kumu alınırsa yazılması gereken isimler
bu ayakta. Yedinci koşu 3 yukarı dişi İngilizlere mahsup 1300 kumda bir şartlı koşu. Burada da 3 numaralı Gulfstream Girl Manuel Franco ile hat-trick yapmaya en yakın isim. 65 binlik bir satış koşu 3 numaralı Gulfstream Girl son 2 startındaki 8.014'lük satış koşularını 1200 kumda 1.11.92 1300 kumda da 1.17.22 ile son start 9 boy önceki startı yaklaşık 2 boy farklarla kazanmış. Bugün de koşuyu kazanmaya en yakın isim. 8. koşu bir listed koşu. 1600 içinde 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 150 bin dolarlık bir listed koşu. 4 numaralı Makanga ile başlayacağız. Son startını 2,5 boy farkla 1700 içinde 1.42.19'da kazanan bir isim. 9 numaralı Oversubscribed. O da aynı koşuda favori oldu. Aynı koşuda ikinci olmuş. 1700 içindeki önceki starttaki 10 Şubat'taki favori olduğu maiden koşuyu 1.45.13'te yarım boy farkla kazanmış. 1 numaralı Galabrand grup koşulardan bu koşuya geliyor. Kariyerinin 4 startında 1100 çimde kazandığı bir üst grup maiden koşu var. 1.02.77 1700 çimde de 1.45.93'te kazandığı bir grup 3 koşu var yarım boy farkla. 7 numaralı Greyosh Manuel Franco ile start alıyor. Önceki startını yaklaşık 2 boy farklı maiden koşuyu 1700 şimdi 1.42.71 ile kazanmış. Aynı koşuda son, önceki startında ikinci olan son startında 1700 şimdiki maiden koşuyu 1.44.08 ile kazandıktan 8 numaralı Chantilly Road. Koşuda şans verdiğim son isim. Bir isim daha önermek gerekirse 3 numaralı Vin Rogo yazılabilir. Bu da nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Jose Gomez ile start alacak. Bu koşuda da 10 ve 11 koşu kumandırsa start alacak olan isimler Valio Area ve 11 numaralı Jazz Music. Tabii koşu kumandırsa hangisinden çıkacağını bilmediğim için kumandı önermek yolunda. Geldik son koşuya. Bir maiden satış koşusu 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1700 içinde start alacak. Koşu 40 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. Burada da 9 numaralı Cousin Ed kariyerinin ilk startına Dylan Davis'le bir Summer Front yavrusu. 10 numarada Dancing in the Park, War Dancer yavrusu John Velasquez'de ve 5 numarada Sweet Tone, Jose Lescano ile bu koşuda şans verdiği isimler. Eğer bütçeniz güzelse 6 numaralı Temple Creed ve 12 numaralı Arco Augusta yazılabilir bu ayakta. Arco Augusta da son iki startında baş farkıyla ve 4 boy farklarla ikinci olmuş 1600 isimden kumandanıyoruz ve 1600'daki son startında. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu, birinci Altılı Ganyan ilk ayı 20.34'te başlıyor. 7 numaralı I'm Just, 3 numaralı Gazunite, 1 numaralı October Bliss, 8 numaralı Watch Hill, 4 numaralı Creation of Adam ve 2 numaralı Papillon Eyes. İkinci koşu 7 numaralı Principe di Oro, 3 numaralı Storming Chrome, 1 numaralı Certified Lover Boy, 2 numaralı Gun Maestro. Üçüncü koşuda 2 numaralı Day Bright Lights, tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk aya 22.08'de başlıyor. 1 numaralı She is a Little Edgy. 5 numaralı Time Out. 4 numaralı Fontana Freda. 5. koşu 3 numaralı Messi the Magician. 2 numaralı Benge. 6 numaralı Pascal Moon. 1 numaralı Bona Chance. 6. koşu 1 numaralı Instamatic. 15 numaralı Big Prankster, Big Prankster ile Ecury. 4 numaralı Your Man Alex. 3 numaralı Hey Mac It's Jack. 12 numaralı Jimmy the Toot. Önerdiğim öncelikli isimler 13-14. Koşudan çıkan isim olursa start alacak olan isimler. 7. koşu 3 numaralı Gauss Dream Girl. Tek olur gibi gözüküyor. 8. koşu 4 numaralı Makanga. 9 numaralı Oversubscribe. 1 numaralı Galabrand. 7 numaralı Greyosh. 8 numaralı Chantilly Road. 3 numaralı Vinorog. Son koşuda da 9 numaralı Cousin Ed. 10 numaralı Dancing in the Park. 5 numaralı Sweet Tone. 6 numaralı Temple Creed ve 12 numaralı Arco Augusta önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir cumartesi ve bol şanslar diliyorum.